Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı çok kolay şiş örgüsü atkı yapacağız. Bu tarz atkılar mağazalarda çok ücretli arkadaşlar. 400-450 civarında. Sizler de çok düşük maliyetle kendi atkınızı kendiniz örebilirsiniz. Kullandığım desen erkek için de bayan için de uygulanabilecek bir desen arkadaşlar. Hatta çocuklarınıza da uygulayabilirsiniz bu atkı desenini. İplik olarak renk geçişler olan bir iplik kullandım. Bu modele çok da yakıştı. Elinizde bu tarz iplikleriniz varsa kullanabilirsiniz arkadaşlar, renk geçişleri olan. Yine böyle bir ipiniz yoksa da parça yünlerinize değerlendirebileceğiniz bir model. Renk geçişleri yaparak çok hoş bir atkı elde edebilirsiniz parça yünlerinizle. Atkımız 1.80 santimetre uzunluğunda. Sizler dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Atkımızın eni de arkadaşlar 23 santim eninde. Dilediğiniz en ve uzunlukta yapabilirsiniz sizler. Ortanın üzerinde kalınlıkta bir iplik kullanacağım arkadaşlar. 7 milimde tığ şiş kullandım. Çok da yumuşak dokulu hoş bir atkı elde ettim bu şekilde arkadaşlar. Bir miktar ip bırakalım bu şekilde. Şişime ipliğimi doluyorum. Parmağımla halka oluşturup halkanın iç kısmından ilmek alıyorum. Sizler de nasıl başlamak isterseniz istediğiniz teknikte başlangıcınızı yapabilirsiniz bu şekilde. Ben halka oluşturup halkanın iç kısmından ilmek alıyorum bu şekilde. Ya da yine elinizde halka oluşturup bu şekilde de başlangıç yapabilirsiniz. Toplamda 34 ilmekle başlangıcımızı yapalım. Ben küçük bir parça başlangıç için yeterli benim için arkadaşlar. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Bu şekilde birinci sıramızı düz örgü olarak örelim. Sıra sonuna geldiğimizde yine iki ilmeğimizi de düz örgü olarak örelim. Tabii ki siz haroşanızı nasıl örgü olarak örüyorsunuz o şekilde örebilirsiniz. Ters örgü ya da düz örgü. Ben düz örgü olarak ördüğüm için o şekilde ördüm. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Daha sonraki ilmeklerimi yine aynı şekilde düz örgü olarak örüyorum. İlmeği şişimle açıp şişime iplik dolayıp geçiriyorum. Bu şekilde ön yüzden de arka yüzden de düz örgümüzü örelim arkadaşlar. Şimdi diğer sırama geçiyorum. Kenar ilmeğimi, bakın kenar bölümün tırtıklı olması istiyorum. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. Devam ediyorum. Yine aynı şekilde düz örgümü örüyorum. Alt bölümü haroşa olarak başladık arkadaşlar. 4 diş haroşa yapacağız. Kenar bölümlere dikkat edin. 4 diş haroşa yapalım. En son sıraya geldiğimde yine en son ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum.
Bakın bu haroşa bölümde kenarımız tırtıklı oldu arkadaşlar. Düz bölümde de kenarının düz olmasını istiyorum. Ben bu şekilde yapacağım. Birinci ilmeğimi alıyorum. Bakın örgümüzün ön yüzü olduğunu bu kenar bölümden anlıyoruz. Bakın alt bölümün, arka bölümün bu şekilde. Ön bölüm bu şekilde. Ön yüzden düz örgümüzü örelim. Bu şekilde sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldiğimizde son ilmeğimizi ters örgü olarak örüyorum. Kenarının düz olmasını istiyorum. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzden ters örgü örüyorum. Artık haroşa yapmıyoruz arkadaşlar. Ön yüzden düz örgü, arka yüzden ters örgü örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde düz örgümüzü örelim. Örgümü çeviriyorum. Başlangıç ilmeğimi örmeden alıyorum. Daha sonra ön yüzden düz örgü öreceğim. Düz örgü örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar düz örgümüzü örelim ön yüzden. Şimdi arkadaşlar 4 diş başlangıçta haroşamızı örmüştük. Ön yüzden düz örgü, arka yüzden de ters örgümüzü ördük. Bakın bu şekilde. Sayalım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5. Arka yüzden 5 diş haroşamız oluyor. Şimdi örgümüze devam ediyoruz. Bakın. Haroşalı bölüm bu şekilde tırtıklı. Düz olan bölümü düz olarak ördüm kenar bölümüne. Bu şekilde dikkat edebilirsiniz. Şimdi bakın tersten de ön yüzden de haroşa örgümü öreceğim. Düz örgü öreceğim yani. Ben o şekilde haroşa örüyorum. Şimdi örgümün tersindeyim. Düz örgümü örüyorum bir sıra. Haroşa olan bölümde kenar bölümü bu şekilde yapıyorum. Düz örgü olarak ördüm. Başlangıcı şimdi bakın kenar bölümü örmeden alıyorum. Ön yüzden de bakın ön yüzdeyim. Düz örgüme devam ediyorum. Yani haroşa yapıyorum. Ön yüzden düz, arka yüzden düz örgü örerek. Kenar bölümü de yine düz örgü olarak örüyorum. Haroşada kenar bölümün tırtıklı olmasını istiyorum. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzden de düz örgüme devam ediyorum. Bu sıramızda da yine 4 diş haroşamızı yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar atkımızın modeli bu şekilde. 4 diş haroşa örüyoruz. Ön yüzden de düz örgümüzü, arka yüzden ters örgümüzü örerek bakın arka yüzden sayabilirsiniz. Bu bölümde 5 diş haroşamız var. 2, 4, 5. Daha sonra tekrar haroşaya başlıyoruz. Ön yüzden de düz, arka yüzden de düz örgerek haroşamızı ördük. Şimdi kenar bölümü arkadaşlar bakalım. Bakın kenar bölümde haroşalar tırtıklı. Düz olan bölümü düz olarak yaptım. O şekilde daha hoş durdu atkımızın. Bakın
Bu şekilde kenar bölümü. Atkımızda da görelim. Bakın bu şekilde. Çok hoş, yumuşacık bir atkımız oluyor. Modeli de çok kolay arkadaşlar. Bakın kenar bölümleri de yine haroşa bölümlerde tırtıklı. Diğer bölümlerde düz örgü olarak yaptım. Çok da hoş durdu bu şekilde kenar bölümleri de. Bakın renk geçişleri olan çok hoş bir atkı modeli. Yumuşacık da oldu arkadaşlar. Kenar bölüme ben püskül geçirdim bu şekilde. Şimdi size onu da göstereceğim nasıl yapacağınızı. Yapmak isterseniz yapabilirsiniz bu şekilde püsküllü. Ben her renkten birer parça ayırdım ve bu şekilde püskül uyguladım. En son atkımızı sonlandırma işleminde yapalım arkadaşlar. İlmeği örüyorum. Bu şekilde bitiriyorum. Düz örgü olarak ördüm. Üstünden geçiriyorum. Atkımızı bu şekilde sonlandırıyoruz, bitiriyoruz artık. Daha sonra püsküllüğünü yapacağız. Püskülünüzü ne kadar uzunlukta yapmak istiyorsanız o uzunlukta ipliğimizi keselim. Bu şekilde 4'e katladım, 2'ye katladım, 4'e katladım, hatta 4'e katladım. Atkımızı ön yüzden alıyorum. Tığ yardımıyla bu bölümden geçirdim ve sıkıladım. Püskülüğünü de bu şekilde oluşturuyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.